Aysun bir sakin olur musun? Bilmiyorum, inan ki bilmiyorum. Tamam, tamam. Ben haber alır almaz seni arayacağım. Ünal Sarrafoğlu. Evet. Ben Hülya Çelik. Hülya Çelik. Ben de kulaklarınızı çınlatmak üzereydim. Gazetedeki haberi duyar duymaz hemen geldim. Ama anlıyorum ki siz de okumuşsunuz. Çok üzgünüm. Doğrusu sizinle bu şartlar altında tanışmayı istemezdim. İlginç bir haber ve ilginç bir tanışma Hülya Hanım. Oğlumun müstakbel eşi de yanınızda mı? Kızım henüz gazeteyi görmedi. İnanın bana, konuyu ilk duyduğum andan itibaren çok titiz bir şekilde sessiz sedasız çözümlemeye çalışıyordum. Ay nasıl haber aldılar, nereden fark ettiler, bu olay nasıl patladı hiç anlamıyorum doğrusu. Magazin basını bizi seviyor. Yazım diline bakılacak olursa anladığım kadarıyla sizleri de seviyorlar. Biz magazincilere karşı her zaman mesafeli bir aile olduk Ünal Bey. Eşimi kaybettikten sonra toplum içindeki hareketlerimize de her zaman çok ama çok dikkat etmişizdir. Bu sizin ailenizle olduğu kadar bizim ailemize de çok tatsız oldu. Kızınızı oğlumun müstakbel nişanlısı olarak yazmaları sizin için büyük bir talihsizlik olmuş. Emir bu hamilelikle ilgili nasıl bir tepki verdi? Doğrusu ben de merak ediyorum. Eşim hayatta olsaydı bu konuyu nasıl hallederdik düşünmek bile istemiyorum. Oğlunuzla birkaç gün önce konuştuk. Konuyu duyar duymaz her genç insan gibi paniğe kapıldı tabii. Bakın sizi temin ederim. Bu bizim için ne kadar onur kırıcı olursa olsun çocuk doğduktan sonra babalık testi yapılacak. Hiç kimsenin kafasında en ufak bir soru işareti kalmasını istemiyorum. Oğlunuz eğer bu gazete haberini gördüyse eminim bizim kadar şaşırmıştır. Oğlum ne kadar şaşırdı bilmiyorum ama benim size şaşırtıcı bir haberim var Hülya Hanım. Oğlum evli. Ne? Evli mi? Nasıl olur? Hastaneye beraber gittik. Fotoğraflar var ortada. Evine gidip konuştuk. İnanın bana bir iki gün öncesine kadar bizim de bu olaydan haberimiz yoktu. Ayrıca o evliliğin oğluma neler kaybettirdiğini bilseniz belki buralara kadar gelmezdiniz bile. Buraya gelmekle size neler düşündürdüğümü görebiliyorum. Sizin yaptığınız hakareti kızımın hatırı için görmezden geleceğim. Yeterince rencide olduk. Eğer oğlunuzun evli olduğunu bilseydim buraya kadar gelip sizinle konuşmaya tenezzül bile etmezdim. Şu hale bak. Hülya Çelik'in düştüğü duruma inanamıyorum doğrusu. Ayhancığım. Evet evet haberi okudum. Ama onunla ilgili aramıyorum. Şu kızın annesi Hülya Çelik. Bu kadın hakkında ne biliyorsun?